Yaşamak. Neden diye sormayın hemen. Onu ben kendi kendime de açıklayabilmiş değilim henüz. Kişinin ihtiyaç duyunca aramasının binlerce çeşidi olmalı. Aradığımızın ne olduğunu biliyorsak, arayacağımız yer bellidir. Bakınırız ve onun işaretlerini tanımakta güçlük çekmeyiz. Cahit Zarifoğlu, evet, kısa denebilecek bir hayat yaşamış. İnsan o yaşlara yaklaştığı zaman onun ne kadar kısa olduğunu daha fazla anlayabiliyor. 47 yaşında hemen her dalda eser vermiş. Hızlı yaşamış, hızlı çalışmış, çocuklar için güzel şeyler yazmış. Elhamdülillah güzel bir miras bıraktı bize. Babaları onlardan uzak yaşamış. Hem babalarından yoksun hem yoksul yaşamışlar. Bu kadar yoksunluk içerisinde yaşayan bir insan nasıl bu kadar güzel baba olabilir? Benim babamda en çok şaşırdığım şeylerden biri budur. Çünkü ne kadar olursa olsun öğrendiğimizi yapıyoruz. Babasız yaşamış bir insan bu kadar güzel baba olmayı nasıl becerdi? O eksikliği hayatına nasıl böyle tamamladı bilmiyorum. Samimi bir Müslüman, samimi bir insan. Her şeyin eksikliğinin hissedildiği genç ama yorgun ülkemizin kahramanlarla dolu şehri Maraş'ta, içlerinde Cahit Zarifoğlu'nun da bulunduğu 7 Güzel Adam lise sıralarını bir okuldan çok daha fazlası olarak görür. Maceralı bir gençliği var. Maraş'ta güzel bir ortamda yaşamışlar. Erdem Bayezid'da çocukluk arkadaşılar. Rasim Özdenören de öyle. Akif İnan, Sezai Karakoç, Nuri Pakdil, Alaaddin Özdenören ve diğer arkadaşlarıyla lise arkadaşılar. Yani çok kıymetli bir sınıf. Bu insanlar dev midir? Yatak görmemiş gövde midir? Bir yara açar boyunlarında. Kol kola durup bağırdıklarında. Düşünün, çok önemli yazarlar olacak gençler aynı sınıftalar. Bir şekilde öyle denk geliyor. Hepsinin yazıyla ilgili becerileri var. Bu anlamda birbirlerini inanılmaz besliyorlar. Çünkü yazdıklarını okuyorlar ve değerlendirme şansı buluyorlar. Hani bir şeyler yazan insanın en çok ihtiyaç duyduğu şey onu birilerinin, okuyucunun değerlendirmesi, ona geri dönüş olması. Bu anlamda inanılmaz güzel bir ortam. Biri hikaye yazıyor, biri şiirler yazıyor. Şiir yazan babam ve amcalarım diyeyim. Hepsinin tarzı birbirinden farklı. Hani bana bu işte en enteresan gelen kısım budur. Bu kadar birbirleriyle iç içe hareket ediyorlar. Ama tarzları hiç birbirine karışmıyor. İmkansızlıklar içindeki bu idealist gençler zorluklara birlikte göğüs gerip yazılarını, dertlerini ve aşklarını birbirleriyle paylaşarak geleceğin önde gelen şair, yazar ve düşünürleri olma yolunda ilerlerler. Şu andakinden çok daha farklı olarak zorlukların daha fazla olduğu, işte bir dergi bastırmanın çok zor olduğu, bir dergiye ulaşmanın çok zor olduğu zamanları yaşamışlar. Şu an yani buradan baktığımızda anlayamayacağımız kadar zorluklar yaşamışlar. Şu anda hiçbirimizin hayatında olmayan şeyler. Bu o birlikteliği güçlendirmiş gibi geliyor bana. Çünkü zorluklara birlikte omuz verdiğiniz kişilerle yaşadığınız şey sadece entelektüel bir şeyden ibaret kalmıyor. Çünkü her boyutuyla onunla mücadele etmeniz gerekiyor. İslam dünyasının yaşadığı şeyler var. Ona aynı gözle baktığınız, etrafınızdaki kişilerle, aynı cepheden baktığınız kişilerle birlikte olmak, bir dava arkadaşlığı ruhu da var. Hani çocukluk arkadaşları zaten kıymetlidir ama onlarla paylaştığınız şeyler böyle katlanarak arttığı zaman o birliktelik ve muhabbet çok daha fazla artmış. Çocukluğuma isyan ediyordum.
hayatı henüz hak edecek kadar büyümemişken elde etmiş olmaktan şaşkına dönmüştüm. Ona buna çarpıyor, zaman zaman yer çekiminden kurtulmuş gibi sıçrıyordum. Babamın çok hızlı hareket ettiği ama sonradan durulduğu bir dönemi var hayatının. Planörlük kursu için evden kaçıyor lise çağlarında, lise son gibi zannediyorum. Evden kaçarak ailesinden izinsiz gidip Eskişehir'de bu kursa katılıyor. Planör rövesi, yanlış söylemiyorum sanırım, alıyor. Çok büyük bir hayali uçmak. Hatta işte odasında uçak resimleri, kendi çizdiği uçaklar, maket uçaklar falan var. Böyle bir uçmak sevdası. Daha sonra dediğiniz gibi gözündeki böyle minimal bir şeyden dolayı, hani kusursuz olması gerekiyormuş pilot olabilmesi için. Ondan dolayı pilot olamıyor. Sonra üniversite dönemi başlıyor. Bir yaz İstanbul'da kayıkçılarla birlikte yaşıyor. Orada da Cem olarak biliyorlar. Hani kendi kimliğinin dışında, etrafında onu tanıyan hiç kimse yokken yeniden bir ortam oluşturuyor kendine. Böyle bir deniz sevdası. Yine üniversite yıllarında Avrupa'yı otostopla geziyor. Hani gerçekten böyle ele avuca sığmaz, tutkuları, hevesleri olan, aşkla koşturan bir insan. Seçkin bir kimse değilim. İsmimin baş harfleri aciz tutuyor. Bağışlamanı dilerim. Sana zorsa bırak yanayım. Kolaysa esirgeme. Erdem amca onun için şey derdi. Biz 10 düşünüp 1 yapardık. Cahit 1 düşünür 10 yapardı. Sanki zamanı kısa olduğunu hisseder gibi. İlahi olarak öyle organize olmuş her şey. Anam kanları kuruyan, kavga ayıran bir kargı elinde, kara ocağın taşlarına işaret koydu çocuklarını, belinde gezdiren babamın beyaz yazılarla kazandığı adları. Bir arkadaşının abisinin avukatlık bürosuna bırakılan kitap da babamın ilk kitabı İşaret Çocukları. Şu anda çok kıymetli bir kitaptır. O kitabı, yani koyacak yer yok, burslarıyla, harçlıklarından biriktirdikleriyle bastırdığı bir kitap var. Ama dağıtma imkanı yok. Ve askere gidecek, emaneten bir yere bırakıyor. O kitaplar da yani çok uzun süre alınmadığı için bir süre sonra soba tutuşturmak için kullanılıyor. Yani şu anda çok önemli bir şairin, çok önemli bir kitabı. Ama çıkış noktası ve macerası böyle başlıyor. İnce de bir kitaptır ve babam Yaşamak kitabında şöyle bahseder. Zannederim çok ısınamadılar da. Ona da yaramadı gibi. İnsan eşref-i mahlukattır elbette. En değerli ve önemli sermaye bu bakımdan gençler ve çocuklardır. Bunun bilinciyle Cahit Zarifoğlu gençleri çok önemsemiştir. Gençlerle çok ilgilenmiş babam. Ankara'ya gelip Mavera'ya geldikleri zamanda, işte Anadolu'dan herhangi bir yerden Mavera dergisini ziyaret etmek isterlermiş ama Cahit Zarifoğlu'nu özellikle. Çünkü onlarla direkt diyalog kurmuş babam. Binlerce mektup yazdığını söylerler. Hani okuyucularla kitabında basılan bir kısmı var bu. Mavera'da yayınlanmış olan kısmı. Onun dışında direkt mektup gönderdikleri, yani o kadar mail gönderemeyiz herhalde. O dönem içerisinde, yani babam zaten daktiloyu çok, yani taravanı tüfek gibi kullanırdı. Gerçekten onun hakkını vermiş, inanılmaz bağlantılar kurmuş. Mesela Hindistan'da bir okulda Mavera var kütüphanesinde, işte Amerika'ya göndermiş. Şu anda baktığımız zaman yine o kadar zor görünmüyor olabilir ki yine zor aslında. Ama o dönemde çok daha zor böyle bir şeye ulaştırmak.
Mesela yurt dışına çıkan birine hemen bir defter hediye edermiş. Orada muhakkak gördüklerini yaz. Yani o kadar çok kitap olmuş ki o defterler sayesinde. Büyük şair bilir ki bütün kitaplar tek bir kitabı anlamak için yazılır. Babamın kütüphanesi işte çok fazla taşınmak zorunda kalmışlar. Kalmışız hatırlamadığımız zamanlar. O taşınma döneminde maalesef ki kütüphane çok azalmış. İşte verilmek zorunda kalmış bazı şeyler taşınma külfetiyle. Sonra Ankara'dan İstanbul'a taşınmamızda iyice azalmak zorunda kalmış. Babamın yazar arkadaşlarından biri, şimdi hatırlayamadım hangisi olduğunu. Ya bayağı az kitaplarınız diyor. Babam onun üstüne şey diyor. Daha da az olacak. Aslında en sonunda sadece bir Kur'an-ı Kerim'le bir İlmihal kalabilir. Yani onun her şeyin ruhu, özü, yani bütün yapılan her şeyin, yazılan her şeyin tek bir maksada doğru gittiğini anlatıyor. Beni de çok etkilemiştir bu. Kitapları duruyor babamın bir kısmı. Yani maalesef biz babamı kaybettiğimizde çok küçük olduğumuz için çok kıymetini bilememişiz. Şu anda biraz daha fark edebiliyoruz ama mesela biri gelip ya bunu alabilir miyim dediğinde iyi al sorun değil diyorduk ama şu anda ne kadar kıymetli özel olduğunu anlıyoruz. Babamın kitapları ile ilgili kütüphanede bazı kitaplar var. Satır satır çizmiş, bazılarının yanına not almış, bazılarına işte soru işareti koymuş. Hani buraya tekrar bakılsın gibi. Ben şöyle diyorum, kitabı okumamış, çalışmış. Yani sanki bir öğrenci onun üzerine ders çalışır gibi. Her tarafında notlar var. Ama mesela en çok kime okursunuz diye sorulduğunda en çok Cahit Zarifoğlu'nu okurum diyor. Hani öyle de bir çok okumuyor gibi görünen bir yazar. Ama kitapları onu ele veriyor. Kitapları çocukları gibidir Cahit Zarifoğlu'nun. Çünkü sade ama mutlu bir yuvada, çocuk sesleri arasında bir kere sessiz olun diye seslenmeden yazılmıştır kitapları. Tabii şöyle, sobalı bir ev düşünün. Kışın herkes aynı odada olmak zorunda. İşte 4 tane çocuk var, oynuyorlar, koşturuyorlar. Ev hali. O kenarda bir masa var, orada yazan bir baba var. Daktilo sürekli o masanın üstünde zaten. Hani o gayet normal, doğal. Ben hayatımın bir kısmını, çocukluk kısmını, ya yani herkesin babasını yazar zannederek geçirdim. Çünkü baba zaten başka bir işi var. Gündüz oraya gidiyor, akşam gelince de yazı yazıyor. Sanki her baba öyleymiş gibi. Çünkü Erdem amca da öyleydi. Onun da evinde bir masası ve daktilosu vardı. Bizim etrafımızdaki evler de böyleydi. Herkesin gündüz başka bir işi var. Akşamları yazar. Hafta sonu dergiyle uğraşır. Hani sanki bu herkesin hayatının rutiniymiş gibi gelirdi. Biz babamızla çok kısa zaman geçirmiş çocuklarız ama o zaman çok dolu dolu geçirmişiz. Çünkü hani babanız yazıyor ama sessiz olun gibi bir durum olmadı bizim evimizde. Biz işte kağıt isteriz, yazdıklarını karalarız, işte babamı çekiştiririz, oyun oynamak isteriz falan. Bunların tüm içinde, evin içinde doğal sesler olur, çocuk sesleri. İşte çay karıştırılır, onun sesi ve daktilo sesi. Bu bizim evimizde hani çok normal bir şey. Yani baba sürekli zaten yerindedir, sürekli yazıyordur. Onun dışında çocuklarıyla oynuyordur. Cahit Zarifoğlu'nun çocuklarına mirası bir güzel hayat, birçok kitap ve aileye ait bir anı defteridir. Birlikte geçen her güzel anın kaydedildiği bir defter. Çok enteresan bir defter. Hani yine bizim çocukluğumuzun rutinlerinden biri, gayet normal. İşte aile defteri zaten ortalıkta olur. Herkes isteyen ona uzanabilir. Mesela taşındığımız bir tarih atılmış. Yani ailenin günlüğü gibi. Sonra işte karnelerimiz yapıştırılmış. Sonra söylediğimiz enteresan işte o çocukça tatlı cümleler yazılmış. İşte Betül bugün böyle dedi. Arife işte top diyemiyor, at diyor falan gibi böyle detay, sevimli, tatlı bir şey.
ben okuma yazma öğrendiğim zaman oraya bir hikaye yazmışım. Çok özgün bir şey değil, böyle yoğun esinlenmeli bir hikaye. Bir şiir yazmışım. İşte babam boylarımızı, kilolarımızı ölçmüş, onları yazmış. Mesela hani her şey olabilecek bir defter. Elhamdülillah tabii aralarda karalamalar var bol bol. Çocukların parçalamaları var. Böyle güzel bir ana defteri. Çok şükür bu kıymetli bir zenginlik, ama ben böyle bir ailede büyümüş olmama rağmen biz babamdan sonra o defteri devam ettiremedik. Hani babamla birlikte de o defter de kapanmış oldu. Cahit Zarifoğlu, hızlı ve bohem bir gençlik döneminden sonra teslimiyeti içselleştirmiş bir derviş, tevekküle ermiş bir şair haleti ruhiyesine bürünür. Bunda evliliğinin etkisi büyüktür. Babamın kendi babasından etkilenerek tasavvufla bir bağlantısı zaten var. Daha sonrasında biraz daha bohem sayılabilecek bir zaman yaşıyor. Özellikle üniversite zamanı, Avrupa'yı gezdiği zaman. Hani dinden çok uzak değil ama bohem sonuçta. Böyle biraz daha mesafeli diyebilirim. Daha sonra askerlik sonrası tekrar aslında özünde olan şeye tekrar dönmüş oluyor. Necip Fazıl'la birlikte, Necip Fazıl'ın Van ziyaretlerinden birinde ona eşlik ediyorlar Rasim amca ile birlikte. Van'a ziyaretlerinde de annemin babasının evinde kalıyor. Dedemin evinde kalıyor. Dedem o zamanlar Van müftüsü. Rasim amcanın eşi de var. Rasim amcanın eşi annemi, yani işte Cahit abi olabilir mi acaba diye düşünüyorlar. Babama söylüyorlar. Babam çılgın bir gençlikten sonra yani direkt tamam diyor. Anneme soruyorlar. Annem de herhangi bir şey demiyor. Yani işte sükut ikrardan gelir şeklinde. Daha sonra dedeme konu iletildiğinde dedem Necip Fazıl'a soruyor. Hani kızımı istiyorlar, ne dersiniz diye. Necip Fazıl'da nikah şahitleri ben olurum diyerek noktayı koymuş oluyor. Hayattaki en büyük emelim çocuklarıma bizzat Kur'an-ı Kerim öğretmektir. Betül'le 34 gün önce Kur'an-ı Kerim'den her gün bir sayfa okumaya başladık. Babam kendi babasıyla öyle Kur'an-ı Kerim okumuşlar ve öğrenmişler. Her gün bir sayfa ödevim oluyordu. İşte yaz tatillerinde camiye gidilir, orada öğrendiğimiz bir kısmı vardı Kur'an-ı Kerim'in, ama kışın o unutulur, bir dahaki yaz tekrar baştan başlanır. Babamla ben artık Kur'an-ı Kerim'e geçtikten sonraki kısmı her gün evde bir sayfa okumaya başlamışız. Ben hayal meyal hatırlıyorum. O sayfayı önce babam okuyordu, ben takip ediyordum. Öbür gün o sayfaya çalışıyordum. Akşam babam geldiğinde onun yanında okuyordum. O yanlışlarımı düzeltiyordu. Yazar Betül Zarifoğlu, babası Cahit Zarifoğlu'nun kitapla, şiirle, hikayeleriyle kurduğu bağı sürdürmek adına önemli bir adım atmış, babasının mirasını devralmıştır. Çocuklar için yazdığım bir masal kitabım var. Aslında ilk yazdığım şey o değildi ama basılan ilk o oldu. Nasip. Babamın senin de bir gün çocuklar için yazacağını hissediyorum diye imzaladığı bir kitabı vardı bana. Sanki o temennisinin ya da vasiyetinin karşılık bulmuş hali gibi oldu. Onun dışında Cafcaf dergisi vardı. Ben onda mizahi yazılar yazıyordum. Oradaki yazılarım ve daha fazlasını bir araya getirdiğim bir ikinci bir kitabım oldu, Karşıyım isimli. Biraz daha gençlerin sevdiği, daha böyle mizahi, keyifli yazılar. Benim hayatımda yazarlıkla ilgili bir şeyler yapma, hani çocukluk hayali denebilecek bir şeydi. Babama hayran oluşum belki, belki işte babamın etrafındaki kişiler. Bunlar beni çok etkilemişti. Ben çocukluğumdan beri hep ben yazar olmak istiyorum. Şu yaşımda kitabım çıksa falan. Hani hayallerim hep yazarlık üzerineydi. Çok şükür çok tembel bir yazarım. Çok yavaş ilerliyorum. Babamdaki o hızlı çalışma, hızlı yazma
duygusu ya da içgüdüsü artık neyse o yok. Ama işte daha böyle sakin sakin ilerliyorum. Küçük yaşta babasını kaybeden bir çocuk olarak Betül Zarifoğlu, babasına duyduğu özlemi onun kitaplarıyla gideriyor. Çok insanın babasına her yaşta farklı ihtiyacı oluyor. Küçükken bir babaya ihtiyaç duyuyor insan ama işte ne bileyim kendi evlendiği zaman ya da çocukları olduğu zaman başka ihtiyaçları oluyor, başka soruları oluyor insanın. Yani ya baba ben burada ne yapayım ya da yardım et demek istiyor kişi. Elhamdülillah babamın kitapları var. Ben orada okurken birçok soruma cevap bulabiliyorum. Babanızı küçük yaşta kaybetmeniz zor bir şeydir her halükarda, herkes için. Yaşadıklarınız da sona ermiş olur. Artık onu bir daha göremeyeceksiniz, duyamayacaksınız. Ama yazar bir babaya sahip olmak çok şükür. Yani her zaman onunla bir sohbet yakalayabilmek anlamına geliyor. İşte bir kitabını açıyorum. Ya bu konuda ne yapmalıyım dediğim, cevabını bulamadığım bir soruyu bambaşka bir zaman, aa işte bu yani ben bunu yapabilirim. Babam olsa böyle düşünürdü, böyle isterdi gibi. Mesela Savaş Ritimleri romanı, bir annenin, bir babanın nasıl olması gerektiği, bir çocuğun nasıl eğitilmesi gerektiği, çocuğa hiçbir şey söylemeden onu nasıl eğitebilirsini o kadar net anlatır ki, yani hayran kalıyorum, hayranlıkla okuyorum. Elhamdülillah sorularımın cevaplarını buluyorum. Annemde bir kart var. Böyle işte gün batımında bir çiftin, böyle çok romantik, tatlı bir görüntüsü. Annem de onu sanki gerçekten öyle birileri varmış gibi düşünüyor. Sanki gerçekten öyle birileri varmış, çok mutlularmış gibi. Babama da diyor ki ne güzel bir yer, burası ne güzel bir yer, işte ne kadar mutlular falan. O kart evde duruyor. Babam onun arkasına anneme bir şeyler yazıyor. Bu bir not diyebiliriz, bir mektup diyebiliriz. Bu benim babamın yazdıkları için de en sevdiğim şeylerden biridir. Berat'e. Bana soruyorsun şu resimdekiler kim diye. Emin ol kim olduklarını çıkaramadım. Görünüşe bakılırsa mutlular. Fakat insanlara tavsiyem şudur ki, nasıl zenginin parası parasızın çenesini yorarsa, başkalarının mutlu görünümü insanı kendi mutlu olma imkanını, kabiliyetini görmekten alıkoymamalı. Filmler, resimler birer hayaldir. Başka insanların dış görünümleri de bizi aldatmasın. İnsan kendi mutlu olma imkanını görebilmeli. Mutluluksa filmlerin, romanların içinde değil, kendi yaşadığımız basit hayatın içindedir. Ve önemli olan yaşanılan andır. Onu ibadet, sabır, anlayış, tevazu ve merhamet ile anlamlı hale getirmek mutluluğun ta kendisidir. Yoksa deniz kenarında fotoğrafçılar tarafından düzenlenmiş bir mutluluk tablosu sahtedir ve bazı saf kimselerin duygularını istismar etmekten başka bir işe yaramaz. Acaba anlatabiliyor muyum? Cahit. Ölüm, neden örtülerin altındasın? Çık dışarı, hadi çık, görün bana. Zaman yol alıyor, o saat, ah o saat. Kim bilir nerede konaklar? Şatom kararıyor, ay ışığında mezar. Lambayı yak anne, üşüdü parmaklarım. Gidiyoruz, azar azar.